Şu an kıyafet önemli değil ama sunum önemli. Hadi çalışmaya başlayalım. Burada olması gerekmeyen insanlar odayı terk edebilir. Burada işi olmayanlar buradan gitsin dedim. Burada sana ihtiyaç yok. Özür dilerim efendim. Ama ben henüz istifa etmedim. Hala bu şirketin bir çalışanıyım. İşte bu yüzden buradayım. Ben biraz önce bütün dosyaları kontrol ettim. Lütfen benimle gelin. Ritika, sen bekle. Projeyle ilgili görüşmemiz gerek. Ben de sunum için hazırlanayım. Hadi gidip benim adamla konuşalım. Ve lütfen söyle ona, evet o bu şirketin bir çalışanıydı. Artık ona hiç ihtiyacımız yok. Ritika, ben bu iş yerinden asla gidemem. Lütfen Ranveer'le konuş. Benim bu işe çok ihtiyacım var. Kocam beni hayatından çıkarmaya çalışıyor Ritika. Ve kayınvalidem de her an beni evden atabilir. Atarsa ben nereye giderim? Çalışmaya devam edersem hayatta kalabilirim. Ve sen de biliyorsun ki eğer finansal olarak bağımsız değilsen hayatta kalman çok zor olur. Bu benim hatam değil ki. Ben işimi seviyorum ve işimi savsaklamıyorum. O zaman neden işten kovuyor ki beni? Ranveer, o haklı. İşhani'yi bu iş yerinden kovamazsın. İşine devam edebilirsin. Hı? Teşekkürler efendim. Hayır edemez. Bunu sana söylemiştim. Bizim ona ihtiyacımız yok. Ama şirketin var Ranveer. İşhani bu şirketin bir çalışanı ve oldukça dürüst biri. Şirket politikası böyle bir çalışanın kovulmaması gerektiğini belirtir. O zaman şirket politikasını değiştiriyorum. Bu benim şirketim. Unutma, ben de bu şirketin ortağıyım. İşhani bu şirkette çalışmaya devam edecek Ranveer. Her zaman senin dediğin gibi onun olup olmaması senin için önemli değil. O zaman neden etkileniyorsun ki? Ritika, anlamıyorsun ben... Ranveer... Bir erkek bir kadına her şeyi yapabilir. Fakat bir kadın her zaman hem cinsine yardım eder. Peki tamam. Ne istiyorsan yap. Ama onu benim işime dahil etme. Hey, eve mi? Evet. Hayır, bir toplantım var. Toplantıdan sonra eve gideceğim. Toplantı mı? Ama bugünün programında toplantı yoktu ki. Efendim. Peki yalnız mı gideceksiniz? Ben de sizinle gelebilirim. Sana benim işlerime burnunu sokma demiştim. Daha önce söylediğim gibi benim sana ihtiyacım yok. Bu yüzden olayı uzatma ve yolumdan çekil. Endişelenme. O
İşinden dolayı stresli olmalı. O yüzden azarladı. Patronum hala çalışıyor. Benim görevim henüz bitmedi. Ben de toplantıya gidiyorum, tamam mı? Burada dur. Suzan dans barı mı? Parayı al. Oradaki kız asla içeri girmeyecek. Ranvir! Hanımefendi, para. Durun. İçeri giremezsiniz. Bakın, biraz önce içeri giren benim kocamdı. İçeri girmem gerek. Bakın, burası kadınlara göre değil. Lütfen gidin. Lütfen. Benim içeri girmem gerek. Lütfen izin verin bana. Size içeri giremeyeceğinizi söyledim. Gidin yoksa zor kullanacağım. Hadi gidin. Beni dinlemiyorlar. İçeri nasıl gireceğim? Başka bir şey ister misin? Burada her şeyi bulabilirsin. Ne oldu efendim? Bir adam geldi ve benim çantamı çaldı bayım. Nerede? Orada. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.